Bugün bir ara verdik bir hafta. Her zaman çok da düzenli olmasına da gayret etmiyoruz açıkçası. Uygun olursa, keyfimiz yerinde olursa öyle kendi aramızda yaptığımız zaten biliyorsunuz bir yayın bu. Bugün çok sevgili, çok sevgili Tüzüm hocamla, Mehmet Tüzüm Kızılcan'la, Elifçim merhaba, buluşacağız. Bizim artık sürekli konuğumuz oldu Tüzüm hocam. Çünkü çok bitmez sohbetler yapıyoruz onunla. Bundan önce 3 bölüm yaptık. Orada her seferinde süre bitti, söz bitmedi. Biz hocamla sözleştik. Dedik ki tekrar hocam buluşacağız dedik. Araya biraz tabii farklı konuklar koyup sonra tekrar hemen Tüzüm hocama yakalıyoruz. Şimdi biraz önce bir kısa deneme yayını yaptık. Başarılı bir deneme yayınıydı. Şimdi hocamı bağlayınca onunla sohbetimize başlayacağız. Ben bu arada hocam bağlanana kadar bir anons yapayım. Galerimin tanıtımını, sergimin daha doğrusu tanıtımını yapayım. Yani yapıyoruz ara ara Instagram'da, diğer sosyal mecralarda dönüyor tanıtımlar ama çok güzel bir beşli karma sergimiz var şu anda. Bunlar, ben isimlerini sayayım hızlıca. Sevgili Kadir Öztoprak, sevgili Hikmet Çetinkaya, sevgili Mehmet Emin Erdoğdu, sevgili Hakan Yeleş, onunla ilk defa katılıyoruz Sulu Boya sanatçımız ve sevgili Fatih Karakaş. Onlar bizim artık kadromuz oldular. Böyle yaşları da birbirine yakın. Hikmet'i biraz ayrı tutuyorum. O zaten ahiretliyiz biz Hikmet Çetinkaya'yla. Böyle arada bize destek atıyor. Ama diğer sanatçılarımla artık böyle biz bir ekip olduk. Onlarla fuarlara da katılıyoruz. Evet, şimdi Tümüzüm hocam, yani sergimiz şu anda galeride devam ediyor. Onu da size böylelikle tanıtımını da yapmış oldum. Ve ben şimdi Tüzüm hocamı gördüm. Onu yayıyorum ve birlikte sohbet edeceğiz kendi aramızda. Öyle tatlı tatlı geçmiş bölümlerde konuşamadığımız diyecektim. Hocam geldi. Hocam hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba, Merhaba. nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Çok Çok teşekkür ediyorum. çok iyi gözüküyorsunuz. Sadece birazcık karanlık da kalmış gibi gözüküyorsunuz. Nasıl yapalım onu? Olabilir. Karanlık olabilir. Işık yakayım. Ya lütfen. Evet, sizi biraz daha iyi görelim hocam. Mehmet Tüzüm Kızılcan hocam. Tabii çoğunuz hepiniz biliyorsunuz. İzmir'de yaşıyor. Seramik sanatının Şimdi duayeni. daha mı iyi ama Şahane. şöyle bir şey. Evet hocam. Şu anda saat aydınlık değil, karanlık değil. Işık Evet. çok etkili Hocam olmuyor. ben şimdi bunu çözdüm. Buna bu tuzağa ben de düştüm başlangıçta. Böyle aydınlıkta başlıyorum. Gide gide kararıyor. Ve ben tabii canlı yayında olduğum için kalkıp ışık yakamıyorum. Dolayısıyla bu sefer bütün ışıklarımı yaktım hocam. Yani aydınlıkken yaktım. Çünkü sonra karardığında sıkıntı, ben hani bir dakika bir Evet. keresinde ışık yaktım. Onun için iyi oldu. Çok Şimdi iyi gözüküyorsunuz hocam. şeyimi Şahane. arkamı karanlığa alırsam pencerenin dışına dönersem herhalde daha çok mu gözükecek? İşte evet, yüzünüze evet Şimdi tabii biraz ışık. daha iyi herhalde. Şahane Evet. hocam. Çok iyi gözüküyorsunuz. Hoş geldiniz sevgili Tüzüm hocam. Selam, merhaba. Nasılsınız? Görüşmeyeli bir epey ara verdik tabii. Öyle oldu bu sefer. Evet. Şimdi ben siz bağlanmadan konuklara biraz bahsettim. Dedim ki Tüzüm hocam artık benim söz sanattan açılmışken canlı yayınlar serisinin sabit konuğu dedim. Onunla araya biraz süre koyup, çünkü dedim bitmiyor sohbet, Evet. konular ve biz Evet. sonra ara verip devam ediyoruz dedim. Bir de bu arada izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Sizin şimdi yüzünüz yazıların arkasında kalıyor. Ben yazıları Evet. da engellemek istemiyorum. Çünkü oradan bazen sorular geliyor. Cevap vermek. Ha, siz biraz ayarlayın. Evet. Ama sonra ana yayında, yani kayıtta biliyorsunuz o yazılar olmayacak. Sizi YouTube'a koyduğumuzda tamamen yazısız göreceğiz. Ama şimdi böyle biraz isterseniz yukarıya yüzünüzü alın, telefonun altını şöyle kaydırıp hani biraz daha iyi görürüz. Evet, Şimdi ayarladım nasıl? hocam. Şahane.
Hocam. Şu biraz daha karanlığa mı geçeyim ben? Evet. Vallahi şimdi çok güzel oldu. Evet. Çok iyi hocam. Şahane. Tamam. Evet hocam. Şimdi ne yapalım? Şöyle yapalım. Biraz bu sefer son günlerde neler yaptıklarımızla başlayalım hocam. Yani yeni projeler var mı? Bir sergi planı var mı? Dersler devam ediyor mu? Yeni bir şeyler ürettik mi? Üretiyor muyuz? Bir de pandemi tabii her konuşmamızda konu mecburen. Çok mu fazla etkiledi ve bu son günlerdeki pandemiyle haşır neşir durumlarınız? Bunlardan başlayalım. Buyurunuz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Etkilemedi demek mümkün değil. Tabii ki ciddi bir şekilde bir kıskacı aldı, bir baskısı var. Çok özgür değiliz. Arkadaşlarımızla ilişki kurmak mümkün değil. Sergi gezemiyoruz. Yeni paylaşımlar sadece sanal oluyor. Biz daha çok dokunmayı seviyoruz. Yani seramikçiler hep... Ben hatta dilimi de değiririm bir işe çok etkilenirsem. Dilimi de değiririm. Çünkü onunla sırrın kimliğiyle ilgili bir bilgiye sahip olabilirim. Yani hiç bilmediğimiz bir şey hocam bu. Çok enteresan. Tabii sırrın alkali olsun olması hakkında bir bilgi alabilmek için dilinizi değirirseniz eğer alkali ise tuz tadı alırsınız. Vay canına. Evet. Yani onunla işte porozlu olup olmamasıyla, onun pişme derecesiyle ilgili bazı duygular, ya hepimizin geliştirdiği kişisel yöntemler oluyor zaman içinde. Yani bu tabii benim geçmişimde günüme bakarsanız arada 60 yıl var. Ay evet hocam yani ömür yani. Ömür. O sanat için sanatta geçirilen süre olarak bir şey değil, size daha bir 60 yıl lazım. Bakın Mutlu Başkaya da katıldı. Mutlu selam. Yani nice 60 yıllar hatta sanatçı için 60 yıl ama biz genel olarak insan hayatına baktığımızda evet bir ömür vermişsiniz hocam. Yani şanslıyım, ömür vermedim, bir şeyler öğrendim. Yani en büyük şansım öğrenmeye devam ediyor olabilmem. Yani evet. Sevdiğim işi yapıyorum ve bir şeyler öğrendiğim zaman mutlu oluyorum. Kafamdaki bir sorunun cevabını bulduğum zaman mutlu oluyorum. Geldiğim noktayı birileriyle pay ederken mutlu olabiliyorum. Birilerine yol göstermek değil de böyle de düşünülür veyahut da bunu böyle de anlatabilirsin gibi bir tüyo vermek diyelim. Hoşuma gidiyor. Veyahut da beni günün içinde rahatsız eden veyahut da mutlu eden herhangi bir olaydan yürüyüp bir iş üretmek. Benim dilimle, kille, ateşle, suyla, benle anlatabilmek ve özgün bir şey yapabilmekten gerçekten mutlu oluyorum. Her evet, seferinde bakın. Çünkü... Evet, evet kesmeyeyim hocam. Mutlu dedi ki bu arada hocam ürettikçe, çalıştıkça gençleşiyor dedi de onu görmediğinizse size onu okuyayım. Görmedim. Hayır evet, ben ikisini buyurun. Bir yapamıyorum. Size anlatmaya çalışırken orasını takip edemiyorum. Siz takip size söyleyeyim. Evet. Siz hiç oraya takılmayın. Evet hocam. Şimdi sizin işe başladığınız zaman veyahut da bir şey üretmeye başladığınız zaman bir nedeniniz var. O nedeni bildiğiniz yolda çözebilirseniz inanılmaz bir mutluluk veriyor size. Çünkü herkes kendi diliyle o sorunu anlatmaya çalışıyor. O sorunu anlatan veyahut da o sorunu fark eden, algılayan bir tek ben değilim. Herkes kendi lisanıyla onu anlatmayı istiyor. Bizim grup yani biz eski seramikçiler, biz klasik kaldık. Yani klasik sanatçıyız. Seramiğin kile, toprağa ve ateşe ihanet etmeden çözmek istiyoruz. Evet, bakın bu çok kritik ve önemli bir nokta hocam. Çünkü farklı, daha modern yöntemler var mutlaka, değil mi söylediğiniz? Yani modern yöntemleri kullanıyoruz ama bizim yani
ben Türk seramik sanatında böyle bir grup kendime göre diyebiliyorum veyahut da söyleyebiliyorum. Biz malzememizin diline aykırı bir şey yapmamaya çalışıyoruz. Gibi yapmıyoruz. Kilin kimliğini başka bir tarzda anlatmaya çalışıyoruz. Onu kullanarak başka bir anlatıma gitmeye çalışıyoruz. Yani bir enstalasyon yapıp bitirmiyoruz. Biz seramiğin kendi dilini, yani ateşi, suyu ve kili kullanarak bir yerde bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bir düzenleme içinde veyahut da başka malzemelerle, evet ben de çok başka malzeme kullanıyorum. Mix medyayı ben de çok seviyorum. Ama hiçbir zaman için kilimin önüne geçmiyor. Anladım. Hiçbir zaman için onun dilini bozmuyorum. Yani ben seramik boyasından başka bir boya kullanmak istemiyorum. Çünkü o kadar zengin teknikler var ki, hani astarından tutun, sinter astarından tutun, pişirme yöntemlerine tutun, fırınlama yöntemlerine tutun, hepsinde ona kimlik kazandırabileceğiniz başka bir şey var. Kilin kendisine tutun, pişme derecesine tutun. Bunlar son derece zengin bir gramerin neticesinde oluşuyor. Ama hocam mutlaka ki bu yeni yöntemlere de, değil mi, yeni uygulamalara da bir şeyiniz yok, karşı duruşunuz yok, değil mi? Karşı olduklarım var. Gibi, tabii ki gibi yapanlardan rahatsızım. Yani sen eğer seramiği seçtiysen, seramiğin dilini önce öğrenip o dile göre iş yapmalısın. Trendi 2-3 şeyi ortaya koyup da rastlantısal bir şeylerle yola çıkanlara hoşgörüm yok. Üzgünüm. Çok iyi anladım. Evet hocam. Evet. Yani biz emekle, hep söylüyorum ya, zanaatkar olunmadan zanaatkar olamayız diye. İyi bir zanaatkar olup ondan sonra yolumuza devam etmenin doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü biz bir şeyi anlatmaya kalktığımız zaman, eğer zanaat kısmı bizim dilimizin önünü keserse, o zaman olmuyor. O da bir engel oluyor. Evet. Ama siz o engeli aşabilmeniz için sahip olduğunuz bütün imkanları, hepsini bilemiyorsunuz zaten. Tabii. Üretmekle bazı şeyleri öğreniyorsunuz. Evet. Yani hiçbirimizin hocası bize tutup da onu yaparsan bu böyle yap demesi yetmiyor. Onu söylese bile siz orada atladığınız, fark etmediğiniz herhangi bir nosyon sizin işinizi onun gibi çıkarmıyor. Yani biz hiçbir zaman için aynı fırını, aynı şartlar altında, ürünümüz aynı yerde, aynı sistemle pişse bile birebir aynına sahip olamıyoruz. Evet hocam. Bir de çok heyecan verici bir şey, değil mi? Yani ne kadar usta da olsanız, değil mi? O fırının içine girip pişme, o fırının içinde sırlanma mevzusunda her zaman hocam ne kadar doğru da ilerlese iş, değil mi? Bir risk var mıdır? Yani açtığınızda. Tabii ki var. Var. Yani bir bu defa çok hiçbir heyecanlı bir şey, hadise değil mi? Belki de bunun için de seramik yapıyoruz. Ya evet hocam. Yani biz olması gerekeni yapıyoruz ve fırına emanet ediyoruz. Evet. Beklediğimiz şeyin olup olmayacağıyla ilgili %90-99 emin olduğumuz şeyde bir sürpriz de çıkabiliyor karşımıza. Olmuyor. Olmuyor. O zaman hocam, o zaman nasıl bir duygu, o olmama halini gördüğünüzde her seferinde kötü değil mi? Ya tabii ne yapalım, kötü. Bu da olmadı demek çok kolay bir şey değil, çünkü çok yok. Yani siz böyle olmadı diye kenara çekilemezsiniz. Neden evet. oldu diye araştırmaya. Evet. Soru olmadı diye ki yok. Neden olmadı? Ben neyi yanlış yaptım? Daha ne yapmam lazım? Evet. Bunları sorgulamamız gerekiyor. Evet. Veyahut da şimdi hani biraz önce sorduğunuz soruya cevap. Yani seramiğin sadece görsel güzelliği ve estetikliği yeterli değil. Evet. Onun değil içinde oradaki... başka...
başka şeyler de var. Yani evet. Anlık bir hoşlukla o iş bitmiyor. Belki de bizim söylemek istediğimiz şeyin hoş olmadığını da anlatmamız gerekiyor. O zaman onu o işe yüklememiz gerekiyor. Evet hocam. Şimdi bizim güncel sanat kavramının içinde ne kadar yerimiz var? Seramikçiler bunun içinde ne yapabilir düşünmemiz lazım. Evet işte hocam, bu da gerçekten çok kritik, yani kritik değil de önemli bir nokta. Evet, bunun buna sahip çıkıp bunu asıl olan kurallarıyla bir kere var olmasını devam ettirmek önemli bir şey değil mi hocam? Bunu da ancak sizler yapabilirsiniz gerçek. Şimdi bir hayır, gençler yapabilir. Ama işte o gençler de sizin biz, verdiğiniz gençler. Tabii bizim evladımız, biz onlara tabii bazı şeyleri önermeye çalışıyoruz. Tabii. Ama bunu çok iyi yapanlar tabii ki var. Yani bizim tabii, algıladığımız ve gözlemlediğimiz şeylerden daha farklı, daha güncel şeyleri buna ekleyenler var. Yani genç kuşak içinde gerçekten son derece başarılı olan var değil mi hocam, yine o klasik var yöntemleri tabii, uygulayarak tabii, çalışan. Yani çok klasik olmasa da olmasa kendi yöntemlerinde evet de olsa, ama gerçek dili kullanıyor. Yani ne bileyim işte Mutlu kullanıyor, Elif kullanıyor, Hasan Şahbaz evet kullanıyor. Yani genç kuşakta bu işi çok iyi yapabilenler var. Çok evet daha yani... Bizleri çok aşacaklar, aştılar da zaten. Ne güzel yani, ama o, değil mi hocam? O sevinç o veriyor. Sevinç tabii veriyor insana, mutluluk tabii veriyor. Siz bir şeylere pay ediyorsunuz. O pay ya ettiğiniz şeyler, bakıyorsunuz yeşeriyor, çoğalıyor, daha ya güzelleşiyor, daha evet ustalaşıyor. O zaman bizim için inanılmaz bir gurur vesilesi oldu. Ama işte demek onlar ki, da hocam her basamakta sizleri anıyorlar. Yani iyi hocalarla yetişmeseler o zaman zaten bir şey olmuyor hocam. Çok yetenekli bile olsa değil mi insan? İyi bir hocanın elinde, iyi hocaların elinde yol almamışsa, gerçekten temel öğrenmesi gereken şeyleri öğrenememişse o zaman zaten var olamıyor. Bence bu başarı olanlar da, bakın Hasan Şahbaz da size kalp gönderdi. Onlar da sizi hep anıyorlar. Her başarılarında, her güzel şey ürettiklerinde hocam. Çok önemlisiniz. Şimdi bizim onlara yapabileceğimiz şey yollarını kısaltmak için yardımcı olmak. Biz onlara çok fazla bir şey söylememeye gayret ediyoruz. Çünkü yollarından şaşırmamalı lazım. Ama benim söylediğim isimler zaten şaşırmazlar. Şaşırmaz. Yani gene bizim destek olmamız gereken ikinci bir grup daha var. Değişik akımların ve değişik söylemlerin etkisi altında kalıyorlar. Evet. Onlara ne yapacağız hocam? Öyle bırakıp orada devam edelim. Hayır. Onların hayır üretmesini sağlamamız lazım. Mümkün olduğu kadar çok üretecekler. Çünkü biz ürettikçe de öğreniyoruz. Evet. Sorguluyoruz. Fırın sonrası hep sorguluyoruz. Tabii o sorgulama bizi bir adım ileriye götürebiliyor. Evet. Veyahut da şimdi bence bizim en yanlış olan tarafımız, biz Türk sanatçıları, sadece seramik değil, resim olsun, heykel olsun, grafik olsun, video sanatı olsun, üretmeye çalıştığımız şeyler çok az arkadaşımızın aile çevresinde gördüğü ve sorguladığı şeyler. Genelde hepimiz vasat aile çocuklarıyız. Ailemizde yani sanatla ilgili sanatçı aktiviteleri %90 yok. %90. Yani şimdi Anadolu'dan, ben İzmir çocuğuyum ama İzmir'de de bir sürü ailenin direkt bir sanatla ilişkisi yok. Yani sadece bir göz aşinalığı olsa bile o başka yere götürebiliyor insanı. Çünkü siz bazı şeylerin farkında oluyorsunuz. O farkındalık size yol aldırabiliyor. Bugün gençler daha şanslı. Bir sürü kaynağa, bir sürü sorgulama yöntemlerine ulaşma şansları var. Biz o kadar çok, biz hepimiz, ne bileyim Güngör Güner olsun, bizi Ardınç Vaklı olsun, bizim dönemimizdeki
başarıların hepsi ciddi bir bireysel savaşların sonucuydu. Kesinlikle. Çünkü bu daha önceki dönemlerde, bölümlerde anlattınız. Zaten internet, televizyon, bu iletişim araçları falan zaten yok. Kitap bile çok sayılı ve siz o şartlarda yol aldınız hocam tabii. Yani biz doğru şeyleri seçebilmek için çok cebelleştik. Yani seçtiğimiz şeyler yanlış da olabilirdi. Ve biz ürettik öğrendik. Yani ben İzmir'deyim. İmkanları olan bir ailenin çocuğuyum. Bazı şeyleri biliyorum, gördüm ama hiçbir zaman için bir sanatçı kimliğine yetecek altyapıya sahip değildim. Ya. Benim şansım o Freya oldu. Ben Freya'da temel sanat eğitimi aldım. Evet hocam, yani bakın sizin evet oraya onunla yolunuzun çakışması belki de gerçekten her anlamda ve ama özellikle seramik sanatında yolunuzu çok belirleyici olmuş. Hocam biraz sizi daha iyi görsek azıcık yukarıya doğru kendinizi kaldırabilir misiniz? Evet böyle olsun şöyle hocam. Mi? Evet. Evet hocam, kestim tamam sözünüzü, kusura bakmayın. Evet. Estağfurullah. Bizim mesela benim içinde bulunduğum ortamları veyahut da hem öğrendiğim hem ürettiğim ortamlar tamamen benim kişisel çabalarım veyahut da şansımla karşıma çıkan şeyler. Ne bileyim, Eczacıbaşı Fabrikası'nın ilk sanat atölyesi kuruluşunda var olmak. Orada o sanatçıların var olmak için yaptıkları savaşta bir taraf olmak. Veyahut da orada bir şeyler öğrenmek. Orada Alev'le birlikte olabilmek. Alev'i şeyden tanıyabiliyorum, Reya'dan biliyorum ama her gün beraber olup bir sürü şeyi konuşabildiğim, birlikte öğrenebildiğim, pay edebildiğim bir insan. Eczacıbaşı Sanat Atölyesi'nde çalıştığım sürece imkan oldu. Orada da sanat atölyesi, yani seramiğin sanat kavramı içine girmeye başladığı ilk yıllar 60'lı yıllar, 61'li yıllar. Yani ay, o zamanlar hiç bir seramik sanat çömlek kategorisinde çömlek savaşıyordu. Yani neticede bir geleneksel el sanatlarından sayılıyordu belki. Yorumlanan, tamam mı, işte ne bileyim, geleneksel el sanatları deyince de çiğni, bezeme geliyordu. Ama yani seramik sadece bezeme değil. Yani seramiğin çok ciddi bir kendine ait oluşma süreci var. O oluşma sürecinde bir sürü bilgilere ihtiyacınız var. Yani sizin o bilgileri size verebilecek zaten Cumhuriyet döneminde İlk bu işi ciddiye alarak yapmaya başlayan grup bizim grubumuz. Ay evet hocam, siz temelleri oluşturdunuz. Yani biz ilk grubuz. Alev Ebüziya, evet. Erdoğan Ersan, meraklı olanlar var. Üreten değil, Nasip Yem, Alev, Atilla Galata, zaten Mimar Sinan'da seramik bölümü var ama hiçbir zaman için neyse fazla bir şey söylemeyeyim. Ben yaşamadım ama söylenenlerle ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Kötülemek de istemiyorum. Yani o zamanın imkanlarıyla yapılabilecek olan şeyi yapıyorlardı. Bugün de aynı yerlerde, bazı yerlerde aynı şeyler var. Her şeyi yapma şansları yok ki. Yani evet, sadece bir bölümü açmak, işte burada bu var, seramik bölümü var demekle iş bitmiyor. Eğitim kadrosu lazım, makine parkuru lazım, deneyim lazım. Her şey olsa bile onun kurumsal yapısına ulaşabilmek için belli bir süreç lazım. Yani hiçbir o kadar. Tabii hocaların arasındaki ilişkiler çok önemli. Hocanın birbirini desteklemesi önemli. Yani desteklemesi de çok önemli. Öğrenciyle iletişime geçebilmesi önemli. Tabii. Çok faktör var. Bunlar tabii bir anda oluşan şeyler değil. Yani deneyim de, ben ilk öğretim görevlisi olduğum dönemlerde ilk bir şeyleri anlattığım zaman bugün baktığımda bazı şeyleri yanlış yaptığımı görüyorum.
Ya değil mi? Yani onu da öğreniyorsunuz işte, zaman içinde öğreniyorsunuz. Tabii. Bakıyorsunuz, sorguluyorsunuz, ben neyi yanlış yaptım diye düşünüyorsunuz. Ama bunu tabii öğrenciye itiraf etme şansınız yok. Çünkü siz öğrencinin karşısında hep çok güçlü olmak durumundasınız. Evet hoca, evet hocam. Ne kadar ağır sorumluluk taşıyan malzeme, malzeme öğretmenlik. Tabii malzeme yok. Ama siz malzeme olan malzemeyle bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. İmkan yok. Ya. Yani 9 Eylül seramik bölümünün ilk kuruluş sıralarında ben de okulda öğretim görevlisiydim. Yani o yok, bu yok. Hem onu temin et, hem bunu yap, hem ötekini getir. Ders verdiğiniz yerler iki tane kötü sınıf. Yani bütün bu süreçlerden geçtikten sonra orası var olabiliyor. Kesinlikle. Yani iyi. Evet. Evet. Yani iyi evet. Bir organizasyon, iyi bir yönetim, eksik olan yani ders programını ayarlamak. O ders programı da her zaman için o kadar rahat yapılabilecek bir şey. Değil mi? Tabii. Tabii ki değil. Evet. Ben şimdi hocalık, tabii siz üniversitede de hocalık yaptınız. Şimdi atölyenizde de hocalık yapıyorsunuz. Tabii ikisi birbirinden farklı hocalıklar. Değil mi? Yani bambaşka şeyler. Siz mesela hangisinden daha keyif aldığınızı hiç böyle düşünmüşsünüz? Yani bunu yaparken mi daha çok keyif aldınız, yoksa üniversitede her zaman için hocalık çok kıymetli ama ikisi arasındaki farkı mesela anlamayı isterim. Ben hiçbir zaman için bir şeyi diğer bir şeyle kıyaslamadım. Evet. Orada birlikte olduğum kişilerle burada birlikte olduğum kişiler aynı değil. Bir tanesinin evet. yaş ortalamasıyla diğerinin yaş ortalaması aynı değil bir. Evet. Birisinin hobi olarak yapmak istediği şeyle öteki meslek olarak yapıp hayatını o yolla devam ettirecek ve o yoldan para kazanacak. En derin yani fark belki de bu değil mi hocam? En önemli fark bu. Bir sanatçının satmayı düşünerek iş üretmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Yani siz işi üretirken onun satılmasını düşünerek bir ürün yaparsanız onun sanat ürünü olma şansının %10 bile olmadığını düşünüyorum. Arkadaş hocam, bu da çok önemli bir söz. Ben burada biraz oyalayacağım sizi. Şimdi ben tabii bu işin profesyonel satışlı olan kısmında çalıştığım için, tırnak içinde, yani bir sanat galerisi yönettiğim için sanat galerisinde de satılmak üzere hazırlanmış olan eserleri sergiliyoruz biz. Hayır, bence şurada parantez açmak istiyorum. Sanatçının ürettiği işleri piyasaya takdim ediyorsunuz. Ama hocam maalesef ki her zaman biz sanat galerisi yöneticilerinin üzerinde şu baskı maalesef ki vardır. Bütün sanatçıları aynı kefeye koymam. Hatta şöyle bir şeye benzetmem vardır benim. Yani bu öğrenci hoca ilişkisi gibidir. Sanat galerisi yöneticisiyle profesyonel sanatçı arasındaki ilişki. Eğer sergi sırasındaki işler çok miktarda, yani sanatçının istediği düzeyde. Çünkü satış maalesef en hoşlanmadığım kısım. Bakınız, biz vakıf galerisiyiz. Biz işin o kısmını en az önemseriz üstelik. Yani bizim galerimiz açısından hiçbir kıymeti yoktur satışın, ama satmak için tabii ki tanıtırız. Çünkü niye sanatçı ister? Şöyle olur hocam. Eğer yeterli miktarda iş satılırsa sanatçı der ki, ama bu genel olarak söylüyorum. Bakınız her zaman farklı bir kesim vardır. Onları ayrı tutarım. Çok güzel sattım bu sergimde der. Ancak eğer yeterli satışa ulaşılmazsa bu galeri bu sergide eserlerimi satamadı der. Yani biz böyle bir baskı altında çalışırız genel olarak. Şimdi ben bu sizin söylediğiniz ve o hani satmak amaçlı üretilirse noktasında şunu gözlüyorum maalesef.
Yani bu mesela biz gençlerle de üniversitelerle de çalışıyoruz. Koleksiyon sergileri de yapıyoruz. Onlar da zaten satışla ilgili bir mesele yok. Ama diğer sergilerimiz satışa yönelik hazırlanmış ve sergilenen sergiler. Şimdi bu durumda onlar üretirken de hatta ben bazı sanatçılarda bazı iş sergilerde şunu da gözlüyorum. Mesela bir tarzı vardır biliyorsunuz bizim gerçek sanatçı saydığımız kitlenin bir tarzı vardır ve özgünlüğü vardır ama içlerinde bazı çalışmalar daha çok talep görür. Sonra biz bakarız ki bazı sanatçılar bakın asla genellemiyorum onun üzerinden giderler. Yani onunla ilgili ona benzer şeyleri üretmek için biraz daha oraya yönelirler. O satıldığı ona talep olduğu için. Şimdi bu noktada satış için üretiyor hocam. Ne yapacağız şimdi? Şimdi ben şöyle söylemek istiyorum. O sanatçının kendi seçtiği yön olabilir. Benim tanıdığım ressam arkadaşlarımdan ve hatta heykeltıraş arkadaşlarımdan bir sürüsünün yaptığı bir yol var. Yani ben seramikçi olarak şöyle bir yol yaptım. Para için ürettiğim işlerin altına imza atmadım. Firmamın ismini yazdım. Serse seramik olarak ürettim. Evet. Şaşkınlıktan şaşkınlığa düşüyorum Tüzüm hocamın karşısında. Evet hocam. Ama ben eğer bir sergi açıyorsam o sergide ben söylemek istediğimi söylemek için açıyorum. Anladım. Çok ve güzel. Orada ben satmayı düşünemem. Yani o zaman ben olmam ki. Neticede yani satmak için yaptığınız ürünler farklı. Ben ne oldu? Tasarladım, ürettim. Firmalar geldi. Onları bir kısmını kendi firması için kapattı. Ben onların altına tüzüm yazamam. Onlar ama kullanılabilirliği olan işler. Yok dekoratif. Yani bakın ben seramikte sadece sanat seramiği olarak ayırmıyorum. Yani ben dekoratif seramik de yaptım. Evet. Duvar panosu da yaptım. İhtiyaç seramiği de yaptım. Gönlümden geleni söylemek için de bir şeyler ürettim. Evet. Ama bu eğer benim izleyicimle öpüşebiliyorsa o zaman o da onu aldı. Ki şanslıyım böyle arkadaşlarım da var. Yani benim işimi severek alan arkadaşlarım da oldu. Ve evet. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü bunu yapabildim. Yani ne bileyim bundan 20 sene önce ürettiğim malı alan bir müşterim bir türlü benimle irtibata geçip bunun devamını alabilir miyim diye sorabiliyor. Anladım. Her anlamda çok heyecan verici. Yani sanat üretmek zaten öyle bir şey. Özellikle seramikte de resim içinde asla bu hafife aldığım sanılmasın ama seramik daha dediğiniz gibi elle dokunulduğu için öyle yoğurarak üretildiği için midir? Yoksa dediğim gibi o fırın aşamasındaki yarattığı heyecan mıdır? Sırlamada yarattığı heyecan mıdır? Seramikte bu iş hakikaten çok daha tuhaf bir şey yani. Şimdi şöyle düşünün. Malzemenizi kendiniz hazırlıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz, yoğuruyorsunuz, terliyorsunuz, onu hissediyorsunuz. Hem görsel olarak, hem duygusal olarak, hem fiziksel olarak sizi onun varoluşunu bütün safhalarıyla yaşıyorsunuz. Evet. Ve bir hayaliniz var. Onunla bir şey söylemek istiyorsunuz. Onu evet. Söyleyebilmek için konsantrasyonunuzu, tüm gücünüzü o anlatım diline vermeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra seramiğin teknik imkanlarını da kullanıp yani bilgiyi de biriktirdiklerinizi de içine sokuyorsunuz. Ondan sonra onu ateşe emanet ediyorsunuz. Ay evet. O ateşle olan arkadaşlığınız sırasında ateşin size ne kadar yardım edeceğini, nasıl sizi sarıp sarmalayacağını bilmiyorsunuz. Evet, ne kadar deneyimli de olsanız değil mi? Tabii yani hep bir sürpriz var. Hep bir sürpriz ya. Var. Ve evet. Ondan sonra o 8 saat, 9 saat fırında pişiriyorsunuz onu. Ama siz yani ben şeye benzetiyorum. Yani hanımların anne oluş serüveni gibi
bir seramik sanatçısının da işte onu şeyden alıp, yani yumurtadan alıp diyelim, kilden alıp onun gelişmesini sağlamış, onu yapma yöntemlerini seçiyorsunuz. Ne bileyim işte şu yöntemle yapayım diyorsunuz. Bu benim elim, buna daha yatkın diyorsunuz. Bunu ben bu yöntemle anlatırım diyorsunuz. Ondan sonra o yöntemi yapıyorsunuz.